Evet, Ardahan Ceza İnfaz Kurumu muhtemelen bunlarda damal bebekleri. Geçtiğimiz haftalarda Kars günlerinde görmüştük. Kars, Iğdır, Ardahan günlerinde. Buyurun, bilgi alalım varsa söyleyebilirseniz. Tabii ki bebeğimizi tanıtalım öncelikle. Tabii. Bebeğimiz Ardahan Damal ilçesinde Fidan Atma cesimli teyzemiz var. Evet. Çocukluk yıllarında kendisi uğraşırken meşgal köy yerlerini biliyorsun çok fazla konelerisi olmaz. Evet. Bu şekilde kendi kendine tasarlamaya başlıyor bunu. Yapmaya başlıyor. Önce amatörce. Daha sonra bebekleri en son bu şekle kadar getiriyor. Yapa yapa. Kendisi mucizedir bebeğin aynı zamanda. Evet, gördüm kendisini fuarda. Evet, tanışmışsındır sanırım. O kadar şey olmadı. Kalabalıktı başı. Evet. Bunları yapmaya başlıyor bu şekilde. Patent almış galiba. Patent alındı, evet. Patenti Damal Kaymakamlığımız Damal'a mal etmek, ilçeye mal ederek. Güzel olmuş. Bu şekilde kaymakamlıklarına patent şey aldılar. Olmak yerine. Evet. Tek kişiye mal olmasın diye. Gelir çünkü kaynağı olmuş. Çünkü kültürdür zaten. Evet. Halk kültürüdür. Türkmen kıyafetlerinden oluşan bir kombin şeklinde karma. Evet. Bu şekilde. Yine boy boy çeşit çeşit şekillerde yapıyoruz bunu. Şöyle ön taraftan da gösterebilirim ben. Tabii ki. Buradan gösterelim. Hani ben şöyle oraya dolanmayayım. Şu grupta böyle küçük bebeklerimiz var. 40 santim ebatlarında yapıyoruz 40 bunları. 40 santim ebatında, evet. 40 santim. Plastik bebekten oluşuyor. Plastik. Evet. İçleri dolduruluyor plastiğin. Ondan sonra bunlar giydiriliyor üzerine. Evet. Yine onun dışında şöyle porselen bebeklerimiz var. Porselen. Bunlar daha bir iri. En evet. Büyükleri bunlar galiba. Evet. Daha büyük. Yine şu şekilde bir altında hemen porselen var yine aynı şekilde. Bunlar da kendi içerisinde ayrılıyor. Mesela bunların her birisinin bir anlamı var aslında. Şu kafalarındakilerin veya şekil giyimlerinin aslında aynı giyim gibi görünüyor. Ama şu ön taraftaki kıyafetler, şu şey kısmı. İşleme kısmı. Evet, işleme kısmı normalde değişir. Veya kafadaki şeylerde mesela. Fes hani, değişiyor. Evet, yani. Hani bir bayanın işte evli mi olduğu, bekar mı olduğunu anlaşılmasın. Renklere göre mi bir yapılıyor? Evet, renk yani renk mesela matem olduğunu daha koyu renkli tercih ederler. İşte kafa yapısındaki şu aksesuar, kullanılan aksesuarlar da hani evli mi, bekar mı olduğunu gösterir. Şunun renkleri atıyorum. Bakın bunlar beyaz var mesela. Bir alttakiler göreceksiniz. Beyaz kullanılmış. Evet. Bunlar da kullanılmamış. Bunlar genç kız. Bunlar da işte evli annelerimiz, teyzelerimiz o şekilde. Veya hastası olan gibi, evet, şeyler. Aynen, hastası olan, cenazesi olan. Hani o ruh halinin, o anki durumun yansıması aslında kıyafetlerdekiler. Fiyatları nedir? Fiyatlarımız şöyle. En alttan başlayalım. En alt gruptaki 36 santim 36 ve 40 santim olan bebeklerimiz 55 TL. Evet. Onun bir üstündeki grubumuz şöyle 60 TL şunlar. Şununla bunun arasında pek fark var. Bu biraz ince yapılı yüzde, bu biraz, evet, da tombul, evet, yapılı. Bunlar da tombul yapılı o şekilde. Fark hani var yani. Bebek kullanılan bebekte fark var sadece onda. Onun dışında yine şuradaki porselenlerimiz 120 TL. Porselen bebeklerimiz. 120 TL, evet. Evet. Genellikle aksesuar tercih ediliyor. Aksesuar olarak kullanıyorlar evlerde bunu. Evet, vitrin süsleme, evet, amaçlı. O şekilde kullanılıyor. Temin etmek isteyenleri soracaktık, evet. Temin etmek isteyenler Ardahan Tehdit Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iletibata geçerek buradan temin edebilirler. Var mı numarası, söyleyin ekranı. 0478 211 4525. 4525 buradan, evet, damal bebekleri siparişe verilebiliyor. Evet, siparişe verilebilir. İşletme müdürlüğümüzde. Hangi bankayla anlaşmanız var havale yaparken? Bunu banka tam olarak fark etmiyor. Fark etmiyor ya. O bir şekilde halledilir o. Veya kapıda ödeme de oluyor. Tabii bir şekilde halledilir o. Ama işte bu şekilde hani talep olduğu durumda. Geçen yıl yoktu. Bu yıl gördük. Fuardan beklentiniz nedir? Fuardan en başta beklentimi tanıtmak. Sonuçta bu hani herkesin tanıması. Ürünün birilerini artırmak. Yani bu sonuçta bizim geçmişimizden gelen kıyafetlerin bir kombinidir. Evet. Aynı giyim tarzını işte Güneydoğu'da da görürsünüz, Karadeniz'de de görürsünüz, İç Anadolu'da görürsünüz, Akdeniz'de de görürsünüz. Hep bu Türkmen kıyafetlerin kombindir bu aslında. Bu şekilde asıl amacımız bunu tanıtmak, bu kültürü yaşatmak. Artık günümüzde bunlar hani köylerde, yaşlarımızda kullanan yok bunları. Evet, doğru. Zamanla kaybolmaya yüz tutacak. En azından biz bunları böyle bebek haline, maket haline getirerek evlerde gelecek kuşakların daha iyi tanıması, görmesi, bilmesi, geçmişlerini bilmesi, o bağları kaybetmemeleri için asıl amacımız bu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.